Merhabalar arkadaşlar, Dark Position kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen kötü yorumları okuyacağız. Zaten iyi yorumunuz yok biliyorum, o yüzden kötüleri okuyoruz. Urahara Sama demiş ki, draft yapmayı bilmeyen, sürekli out draft olan, hayatımda gördüğüm en rezalet koç. Yani kardeşim, bu kadar doğru söze ne hacet yani, doğru söze ne denir olayı tam olarak burada. Urahara'cım teşekkür ederim yani. Beni bu kadar gömdüğün için ne diyeceğimi bilemedim. Özür diliyorum senden ama bana daha çok katlanacaksın. Şimdi ikinci kardeşimiz, bu kardeşimizle ben Galatasaray zamanında kavgalıydım, bak tanıdım direkt nickten. Azuksel Serdar. Linex dünya üzerinde kalan tek boşta koç olsa seçmeyeceğim kişidir. İşte o yüzden sen seçmiyorsun kardeşim. O yüzden ben buradayım. O yüzden sen seçmiyorsun. Mehmet kardeşimiz bir yorum yapmış. Sonunda artık kariyerinde daha fazla Silver'dan Bronze'a G2 analizlerini yapmanı dilerim. Bizden uzak Allah'a yakın olman dileğiyle. Yayınlarında da sevmezdim. Ama Galatasaray bünyesinde altında olduğun için ses etmiyordum. Cidden boşa giden bir sene oldu. Bir sene koşuk yapamadım reis. Kış mevsiminde banlıydık. Yarısına da attınız beni. O yüzden yarım mevsim falandı. O da bayağı kötüydü harbiden yani. Mal olduğumu anladınız, attınız beni. Mustafa Çelik demiş ki, ulan görünce sesli güldüm. Galatasaray taraftarının gücü istemediğimiz hiç kimse kalmıyor. Takım da dünyanın en kötü koçuyla Ormancız da gitti, çok üzüldüm. Mustafa valla ne diyeceğim bilemedim kardeşim. Valla bu konuya yorum yapamadım. Özür diliyorum Mustafa. Seni yorumsuz bırakıyorum. Mert Orino. Son maçtaki draft solo queue'da bana gelse PC'yi kapatır başka çara geçerim. Kardeşim bronz analiz yaptığımız zaman sana uğrayayım ben. Yazayım sana bir bronz analizi, senin YouTube'a bir çekelim. Draftlar nasılmış bronz elo'da, bize bir gösteriver. Sana yazacağım özelden. Madlife GG demiş ki, bir koç en fazla ne kadar kötü olabilir diye düşünüyorum bazen. Çok düşünme, sabahları 10'da yayındayım, oraya gel ve dünyanın en kötü koçuyla tanışırsın. Ve sonra bu konuda zirvenin çerez olduğunu fark ediyorum. He, fark etmiş zaten. Tamam, farkındalık iyidir kardeşim, böyle devam. Dediğim gibi sabah 10'da ama yayınlara gelmeyi unutma, az çok makara yapıyoruz yani. LOL hakkında bir şey konuşmuyoruz bu arada, hani öyle öğretiyorum diye kandırıyorum millete de bir şey yaptığım yok yani. Emrullah demiş ki, mal koç GS'yi batırdı. DP'yi 2 split'tir batırıyor, 1 split daha kalırsa DP artık sadece anılarda olacak demiş. Kardeşim vallahi şöyle söyleyeyim, harbiden ben de kendimin lanetli olduğunu düşünmeye başladım biliyor musun? Ulan ben nereye gitsem sonuncu oluyoruz. Harbiden bu konuda tamamen katılıyorum sana. Yani söyleyecek bir şeyim yok o konuda o yüzden. Quarterback demiş ki, mal koç git abonelerle DP analizi yap. Çöp herif. Böyle botun da Allah belasını versin. Oğlum bu adam bana dememiş, Aliyan'a da sövmüş. O yüzden sıkıntı yok. Asım'a bir şey yazmamış. Eski herhalde bu. Asım abi ayrı yazıyor. Onunkini. He, tamam. Demiş ki abonelerle. Abi şöyle, bizim sıkıntımız, bizim takımdakiler abonem değil. O yüzden sıkıntı yaşıyor. Onlara analiz yapamıyoruz. Abone olmadıkları için onlara yapmıyorum. Antrenmanda falan analiz yapmıyoruz. Abone olacaklar inşallah bu haftalarda. Daha güzel oyunlar bekliyoruz. Fırat demiş ki, koç analiz ettiğin genç yetenekleri bir takıma toplasan Bibin alırdı takım. Hatta Elvind, Crystal, Naru, Zeytnot, Rogod yeri dönse takım kurup Punky'yi koç yapsanız Bibin yine alırdı. Antrenmana falan gerek yok. Gelip maça atıp gitsinler evlerine, Gaming House kirayı verirsiniz. Bu arada o kadro şu an ligde olsa bence Bibin'den daha fazla alır. Ama burada bana gömmemiş Fırat kardeşim. Teşekkür ederim. İlk defa bana iyi yorum. İyi yorum değil, kötü yorum yapmayan birini gördüm. Fırat'cığım teşekkür ediyorum sana. Eyvallah cansın. Gökçe demiş ki, arkadaş LOL biliyor mu? Yoksa biliyormuş gibi mi yapıyor? Bunu işe nasıl aldınız? İşte nasıl aldılar? Kendin sormuşsun. LOL biliyor muyum, bilmiyor muyum? Hala şaibeli olduğu için deneme sürecindeyiz. Ben de paramı cukkalamaya devam ediyorum. Unlucky Squirtle demiş ki, buna koç demek koçlara hakaret. Zaten bana koç demiyorlar. Mal koç diyorlar bana. O yüzden sıkıntı olur. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi Yiğit Yıldızoğlu demiş ki, taraftar ile sokak ağzıyla konuşan, tek işlevi Knight oynamak olan biri çok uzun süre kaldı takımın başında. Reis tek işlevi Knight diyorsun da, gel vs atalım harbi, üstlüksüz keserim seni. Harbi diyorum, gel direkt asas vs ayıklarım seni Yiğit. Öyle kolay bir oyun değil. Zaten LoL'den daha zor belki. Zaten LoL'de oynayamıyorsun, Knight hiç oynayamazsın Yiğit. Heldrant LoL demiş ki, abonelere özel analiz arkadaşlar. Koldra'yı etiketlemiş, PBD etiketlemiş, Typhoon'u, Köfte'yi. Abone değiller diye analiz yapmıyor koç sanırım. Bunu zaten söyledik. Harbiden öyle. Bunların dördü de abone değil. Bir tek Aliyan abone. O da zaten çok kötü oynuyor. Belli oluyor zaten. Abone oldu. Diğerleri yine fena değil. Koldra'yı da takımdan attık. Tayfun'la Köfte'nin de çok şeyi kalmadı artık yani. Kredisi kalmadı. Onlara da yolcu edeceğiz herhalde. Bugünlük kötü yorumlar bu kadar. Beni desteklemeye devam edin. Ne diyeyim yani.
teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ama emin olun yani reklamın iyisi kötüsü olmaz yoluyla ilerliyorum. Benim gibi şaklabanı böyle konuştuğunuz için cansız. Mallık nereden geliyor onu anlat. Abone falan da olsunlar mı? Abi mallık nereden geliyor söyleyeyim mi? 2018'de takımı lige çıkarttık. 2019'da DP'ye geldim. Bizde bir support vardı. Hani adamla çalışa çalışa adamın nicki PB'di. Fena boş oldu bu. Mal ya bunu dinlemiyor. Yani öyle. Zaten anladınız yani mal olduğum cümle kurmayı bilmiyorum. Abone olsunlar mı bari? Abone olmayı sakın unutmayın. Yani şimdi şöyle düşünün. Bana gömüyorsunuz istediğiniz gibi. Bakın eğleniyoruz. Hani şaklabanlık yapıyoruz. Üstüne bir de abone olun ki daha çok yorumlarınızı okuyalım. Daha çok gömün bak. Düşünsenize bana daha çok sallama fırsatı veriyorum size. Daha büyük fırsat kaçmaz. Abone olun desem olmazsınız. Ama bu fırsat için abone olursunuz.